Yerel seçim sürecinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun en başta gelen vaatlerinden biriydi. Kadınların üretime ve istihdama katılım oranını yükselteceklerine dair vaatlerde bulunmuşlardı. Peki şimdi bu anlamdaki çalışmalar neler? Biz bu konuyu Kadıköy Belediyesi'ndeki örnek bir çalışmayla ele alacağız bugün. Belediye bünyesinde kurulan bir proje, artık bağımsız bir biçimde kooperatifleşen bir süreç, Potlaç Kadın Kooperatifi. Kooperatifin İstanbul genelinde kadın işsizliğinin ve istihdamının en düşük olduğu bölgelerden biri, İstanbul genelindeki belediyeler açısından örnek olabileceğini, olup olamayacağını tartışacağız bugün. Kadıköy Belediyesi'nin kooperatifle olan bağları, kadınların üretime katılımları yönünden etkilerini de bugün konuşacağız. Önceki dönemlerde 9 sayısına ulaşan Potlaç dükkanlarının sayısının neden bu dönemde 2 dükkana kadar azaltıldığını kadınlar anlatacaklar ve kadınlar aslında kooperatif sürecinde tüm baskılara, ekonomik ve fiziksel şiddetle birlikte tüm baskılara rağmen bir dayanışma ağını nasıl ördüklerini, bu kooperatif sürecini nasıl oluşturduklarını anlatacaklar. Ama öncesinde haber turumuzu izleyeceğiz. Hemen ardından kooperatifin gönüllüleri ve kurucu üyeleriyle sohbetimize başlayacağız. İntihar eden Emre Y'yi 9 yaşından 18 yaşına kadar istismar ettiği belirtilen Vedat T. ilk duruşmada tahliye edildi. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşayan 26 yaşındaki Ahmet Emre Y. geçen Nisan ayında 15. kattaki evinden atlayarak intihar etti. Emre Y'nin ablası Aslı Nurkaynar'ın aktarımına göre Ahmet Emre Y. 9 yaşındayken akrabası Vedat T.'nin istismarına maruz kaldı ve bu istismar 18 yaşına kadar sürdü. Ölümüne sebep olan ve kendisini taciz eden Vedat T. ise 4 ay tutuklu kalmasının ardından geçen hafta tahliye edildi. Zanlının tutuklanmasını talep eden abla isyanını şu sözlerle dile getiriyor. Ben Nur Aslı Kaynar. 29 Nisan 2019'da 15. kattan intihar eden Ahmet Emre Y.'nin ablasıyım. Emre, 9 yaşından 17 yaşına kadar sürekli cinsel istismar, taciz ve tecavüze uğramıştır. Bu bizim çok yakın akrabamız olan annemin teyzesinin oğludur. Tecavüzcü Emre'nin intiharıyla beraber tutuklanmış, ancak 8 Ağustos 2019 tarihinde serbest kalmıştır. Biz bu tecavüzcünün, bu sapığın tekrar tutuklanmasını talep ediyoruz. Buradan Cumhuriyet Savcılarıma, Cumhurbaşkanıma, bütün toplum kurum ve kuruluşlarına, medyaya sesleniyorum. Emre için adalet istiyorum. Başka Emreler için adalet istiyorum. Sinop'ta bir erkek kız arkadaşı olduğu ileri sürülen kadını çekerek götürmeye çalıştı. Atatürk Caddesi üzerinde yaşanan olayda kadın kendisini iten erkeğe kafa atarak uzaklaştırmaya çalıştı. Tüm diğer kadına yönelik şiddet vakalarında olduğu gibi çevredekiler olayı izlemekle yetindi. Kaz Dağları'nda devam eden ağaç katliamına bir tepki de Femen'den geldi. Femen yaptığı açıklamada tüm kamuoyunu olayın takipçisi olmaya devam etmeye çağırıyoruz. Kaz Dağları'nın üstü altından daha değerlidir. Bugün ne kadar çok altın, yarın o kadar az yaşam ifadelerini kullandı. Potlaç Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi. Den kadınlar bizimle birlikte. Kooperatifin kurucu ortağı Özlem Bingili bizimle birlikte şu anda ve hemen ardından Zeynur Çiftçi Köse ile de sohbetimiz devam edecek. Özlem Hanım, merhabalar. Merhaba. Kadıköy'e geldik yanınıza. Çok hoş da güzel geldiniz. Bir girişimle aslında karşıladınız bizi. Bunu duyduk ve geldik. Şimdi tabii kooperatif olarak ifade ettim ben, Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi. Son derece kapsamlı bir girişim bu, ama tek başına bugün birdenbire ortaya çıkmış bir kooperatif de değil. Uzun bir süreci var, kadınların bir arada oluşunun da çok sebepleri var, sadece üretmek ve satmak değil. Belki şöyle en baştan başlayabiliriz, ama öncelikle Potlaç dedik,
Belki potlacın anlamıyla da başlayabiliriz. Çok da güzel bir anlamı var. Evet, öncelikle hoş geldiniz ilçemize, Kadıköy'e. Teşekkür ederiz. Potlaç eski bir dünya geleneği olarak aslında göçebe toplumların ellerindeki artı ürünü, yani fazladan ürettikleri ürünü törensel bir şekilde ihtiyacı olanlara vermesi anlamına geliyor. Yine bir Kızıldereli dilinde değiş, tokuş ve takas bayramı anlamına da geliyor. Yani dayanışmayı ifade ediyor. Tüketim kültürüne karşı ve rekabete karşı aslında hediyeleşmek, dayanışmak, yardımlaşmak gibi pek çok olumlu şeyi ifade ediyor. O yüzden aslında kadınlar açısından da çok önemli kavramlar olduğu için bunlar, özellikle dayanışmak, potlaç özellikle tercih edilmiş bir kelime, kavram diyebiliriz. Peki ne zaman yani projemiz, mesela bu isme, bu projeye potlaç ismini vermek fikri, ne bileyim yani ilk kez iki kadının bir araya gelerek hadi biz bunu yapalım ve biz böyle bir şeyi başarabiliriz dediği an ne zamandı? Aslında şöyle, böyle ifade eden, aralarında böyle konuşan pek çok kadın vardır muhtemelen. Ama işte önemli olan galiba bu taleplerin, bu sözlerin bir şekilde belediyeye iletilmesi oldu sanırım. Yani kurumsal bir başlangıç gerekiyordu diye düşünüyorum ki öyle de oldu zaten. 2015 yılında Kadıköy'de belediyemiz tüm kadın örgütlerine ve kadınlara çağrı yaptı. Bir yerel eşitlik çalıştayı ve kadın forumu yapıldı. Pek çok konu konuşuldu, tartışıldı, farklı atölye çalışmaları yapıldı. Kadın emeği ve istihdamı da bir atölye çalışmasıydı mesela. Bu arada Kadıköy'de Kadıköy Kent Konseyimiz ve Konseyin Kadın Meclisi de çok iyi çalışan yapılardan birisidir. Kadıköy'lü kadınların konseye ve kadın meclisine de çok fazla talebinin gittiğini biliyoruz belediye dışında. Dolayısıyla aslında pek çok tarafı bileşeni olan ve birlikte kotarılan bir işte bu. Kadınlar çünkü sürekli kurslara gidiyorlar ya da evlerinde becerileri doğrultusunda değişik şeyler üretiyorlar. Fakat bir süre sonra işte o potlaçın anlamı, bir artı ürün yaratılıyor. Elde fazla bir ürün var ve bunun satılması gerekiyor bir yerde. Neden satılması? Değiş tokuş değil, takas değil, satış. Belki ayrışan nokta o ama onun da şöyle güzel bir tarafı var. Bu kadınların çoğu dar gelirli kadınlar ve bir gelire ihtiyacı olan kadınlar. Bir de sosyalleşme ihtiyacı olan kadınlar var. Kooperatifimizin de amacı zaten hem ekonomik hem sosyal olarak kadınları güçlendirmek ve desteklemek. Dolayısıyla hem belediyemiz hem kadın örgütleri hem Kadıköy'de yaşayan kadınlar kadın emeğinin değerlendirilmesi için, yoksulluğun azaltılması için, kadınların sosyal ve ekonomik olarak güçlenmesi ve desteklenmesi için 2015 yılında aslında bu projeyi başlattılar. Potlaç olarak ismi ise 2016 yılında kuruldu, konuldu. Bu arada zaten belediye bünyesinde bir toplumsal eşitlik birimi de kurulmuştu. Yani bu zamana kadar bir projeden ziyade belediyenin bir çalışmasıydı. Yani 2015 yılında evet yerel eşitlik çalıştayı ve kadın forumuyla hani kurumsal olarak ilk adımlar atıldı denilebilir. Yani eşitlik biriminin kurulması da önemliydi çünkü belediye bünyesinde. Çünkü kadınların çeşitli taleplerini, önerilerini, eleştirilerini dinleyen, anlayan bir mekanizma kurulmuştu yerel yönetim içerisinde. Ki biliyorsunuz kadınlar açısından pek çok kentsel nimetlerden faydalanan ya da kentsel imkanlara ulaşmakta sıkıntı yaşayan kadınlar dezavantajlı bir grup olarak kadınların belediyeye ulaşmasında belediye içinde böyle bir mekanizmanın oluşması çok önemliydi. Yani bizim belediyemiz de böyle bir eşitlik birimi kurdu ve kadın taleplerinin alınması açısından, kadın sesinin oraya örgütlü bir şekilde gitmesi açısından önemli bir adımdı o da. Ve dolayısıyla hem eşitlik biriminin kurulması, hem Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin aktif çalışması, hem Kadıköy'lü kadınların kendi emeklerine sahip çıkmaları ve bu emeğin değerlendirilmesi yönündeki olumlu, inatçı tavırları diyebilirim belki, etkili oldu ve potlaç ismi de 2016 yılında aslında koyuldu. Hep birlikte el birliğiyle konulan bir isim oldu ve proje de el birliğiyle bugüne kadar aslında geldi. 100 kadınla başladı, 100-140 kadınla başladı ve şu an 1200 kadın var projede. Şimdi 100 kadınla başladı ve 1200 kadına kadar ulaştı. Evet. O süreci de bir sizden dinleyeceğiz yine kısaca. Ama mesela şöyle bir şey merak ediyoruz. Kadınlar çalışmayan kadınlar mıydı mesela? Bugüne kadar çalışmamış, yani üretmek istemiş, üretmiş veya bunu bir ortamda sunamamış
kadınlar mıydı? Yoksa aynı zamanda çalışan ve bir arada olmanın güzelliklerinden de faydalanmak isteyen, yani kadınlarla bir araya gelmek isteyen kadınlar da var mıydı? Aslında yani Potlaç'ın güzelliği aslında orada. Yani çalışma yaşamında hiç bulunmamış, yani bir gün bile olsa maaşla sigortalı bir yerde çalışmamış kadınlar da var. Uzun süre kurumsal hayatta çalışmış kadınlar da var. Zamanında dükkan açmış, kapatmış, esnaflık yapmış kadınlar da var. Yani pek çok iş ve meslek sahibi, pek çok sektörden kadınlar var, ev kadınları var, genç kadınlar var, yaşı ilerisi olan kadınlar var. Şimdi Kadıköy doğal olarak zaten yaşlı nüfusun en yüksek olduğu ilçelerimizden birisi. Ama son yıllar itibariyle o değişmeye de başladı. Özellikle son bir yılda farklı sektörlerde çalışmış, farklı eğitimleri, becerileri ve deneyimleri olan genç kuşaklardan kadınlar da aslında gelmeye başladılar. Yani çok farklı kadınlar var Potlaç'ta. Yani bin bir çeşit çiçek tarlası gibi düşünebilirsiniz Potlaç'ı hakikaten. Çok farklı, birbirinden farklı şeyler üreten, farklı yerlerden gelen kadınlar var. Bu da sanırım Potlaç'ı özgün kılan şeylerden birisi. Peki Potlaç için sadece Kadıköy Belediyesi bünyesinde devam edecek bir kooperatif veya bir faaliyet diyebilir miyiz? Yoksa içinizdeki dernekler var, çeşitli oluşumlar var, birlikte de hani destek olarak siz de mesela Sosyal Haklar Derneği değil mi? Bu orada çalışma yürüten bir isimsiniz. Başka noktalarda sadece CHP'li belediyelerin olmadığı, AKP'li belediyelerde de mesela böyle çalışmalar yürütmek, oradaki kadınlara da ulaşmak, bunu biraz daha geliştirmek, genişletmek gibi bir fikriniz var mı? Veya böyle tartışmalar sürüyor mu? O zaman biraz mevzuyu şöyle açalım, derinleştirelim isterseniz. Yine başa dönmüş olacağız ama şimdi 2016 yılında Potlaç projesi başladığında Moda diye bir semtimiz var biliyorsunuz. Hı hı. Moda Aile Çay Bahçeleri'nin orada belediyeye ait parkın hemen önünde standlar açıldı ve kadınlar el emeği ürünlerini o standlarda satmaya başladılar. Ve bu standlar Mayıs ayından Ekim sonuna kadar devam eden standlar. Bu sene 3 tane seçim atlattığımız için standlarımızın açılışı biraz geç oldu. 19 Temmuz gibi açıldı ama normalde Mayıs ayı itibariyle açılan standlar. Bu Potlaç projesine dahil olabilmek için kadınlar Kadıköy'de oturduklarına dair ikametgah belgeleriyle yaptıkları el emeği ürünlerin işte birer örneğiyle ya da renkli fotokopisiyle ve vergi muafiyet belgeleriyle belediyedeki ilgili birime giderek bir başvuru formu dolduruyordular ve bu başvuru formu alındıktan sonra yaz döneminde standlar başladığında Moda Kadın Emeği Pazarı diyoruz biz oraya. Pazarımız açıldığında kadınlar hatta eşitlik olsun diye alfabetik sıraya göre baştan sona aranıyordular. Tüm kadınların eşit sayıda stand açmasına çok özen gösterildi bugüne kadar. Kooperatifimiz kuruldu ve artık Moda Kadın Emeği Pazarı belediyenin değil kooperatifin yönetiminde ama ve işletmesinde ama bir taraftan belediye ve kooperatif temsilcilerinin olduğu bir komisyon var. Hı hı. Ve pek çok şeyi aslında bu komisyon aracılığıyla yürütüyoruz. Aktif olarak Moda Kadın Emeği Pazarı'nda da kooperatif ortakları ve gönüllüleri çalışıyorlar. Dolayısıyla bu Kadıköy Belediyesi'nin başlattığı bir proje olduğu için bizden yerelde kurulmuş bir kadın örgütüyüz. Tüm İstanbul'a aslında sesleniyoruz. Yani tüm İstanbul'dan kadınlar bize ulaşabilir ama önceliğimiz her zaman kendi yaşadığımız yer olan Kadıköy Belediyesi ve Potlaç Dayanışma ve İletişim Ağı'na dahil olmuş kadınlardır. Dolayısıyla biz aslında şunu öneriyoruz. Potlaç pek çok kadına ve kadın örgütüne de ilham veriyor ve örnek oluyor. Türkiye'nin farklı yerlerinden telefonlar da alıyoruz. Bize ulaşıyor kadınlar, bizimle çalışmak istediklerini söylüyorlar ama bizim tabii ki her yere ulaşmamız mümkün değil. O yüzden kadınlara naçizane tavsiyemiz kendi bulundukları yerlerde yerel yönetimlere, belediyelere, kaymakamlıklara gitmeleri ve bizim gibi hani adımlar atarak kendi bulundukları yerde özgün oluşumlar yapmak için harekete geçmeleri. Onları da destekliyoruz. Belki bununla ilgili sizlere ziyaretler oluyor tabii, mudur? Tabii tabii. Ya da olur mu? Size şöyle zaman zaman oluyor. Biz burada kooperatifçilik toplantıları da yapıyoruz. Sosyal medya hesaplarımız var. Potlaç Kadın Kooperatifi diye arandığında bulunabilir. Tüm sosyal medya hesaplarımızdan
Dileyen herkes bize ulaşabilir. Toplantılarımız açık oluyor zaten. Bu toplantılara... Kadın Kooperatifi olarak Toplaç Kadın... tüm sosyal medya hesaplarından size ulaşabilirler. Evet, ulaşabilirler. Biz de bir taraftan onları da söylemiş oluyoruz. Toplantılarımız herkesin, daha doğrusu tüm kadınların katılımına açık olduğu için her zaman projeye dahil olan kadınlar gelmiyor ya da Kadıköy'de yaşayan kadınlar gelmiyor. Hı-hı. İşte Yalova'dan, Düzce'den, Maltepe, Kartal gibi farklı ilçelerden, illerden de kadınlar gelebiliyor. Hı-hı. Toplantının gündemi bittikten sonra onların da özel soruları oluyorsa ya da konuşmak istedikleri farklı bir gündem oluyorsa onları da dinliyoruz. Karşılıklı konuşuyoruz, fikir alışverişinde bulunuyoruz. Bir de şöyle bir şey var. 2016 yılında bu Moda'da Kadın Emeği Pazarı kurulduktan sonra 25 Kasım'da Caddebostan Kültür Merkezi içinde bir dükkan açıldı. Potlaş Dükkan. Potlaş Dayanışma ve İletişim Ağı'na dahil olan her kadın yine eşitlik ilkesi gözetiliyor orada da. 5 ürününü koyabiliyor. Yani yaz aylarında sahada, pazar yerinde ürünlerini satabiliyor tezgahta. Kış aylarında ve sene boyunca da dükkanına 5 ürün koyabiliyor. O 5 ürün satılınca tekrar 5 ürün koyabiliyordu. Belediyemizde bir protokol imzaladık Şubat ayında kooperatifimiz kurulduktan sonra. Moda sahanın işletilmesinin bize devrinin yanı sıra Potlaş Dükkan'ın işletilmesi ve organizasyonu da yine kooperatifimize devredildi. Çünkü yani 100 kadınla başladık ve 1200 kadına geldik. Seneye belki 2400 kadın oluruz ki umarım oluruz. Çünkü kadın dayanışması ve kadın işbirliği gerçekten çok değerli bir şey. Ama belediyenin şöyle olumlu bir bakış açısı vardı her zaman. Kadınlar eğer bir şey yapacaklarsa kendileri için kendileri yapsınlar. Kendileri yani hep böyle yani biz öne ayak olalım, hep arkasında biz duralım istemedi belediye. Yani kadınlar bağımsız olsunlar, özerk olsunlar, kendileri için ne iyiyse onu kendileri yapsınlar ve biz sadece talep ettikleri durumda onları destekleyelim. Bu bakış açısı vardı. Aslında kadın çalışanlarının ve kadın biriminin aktif olmasıyla alakalı bir şey değil mi? Evet, evet. Belediye çok derken çok erkek bir şey geliyor insanların. İşte Kadıköy Belediyesi biraz farklı. Evet, bu açıdan belediyemiz gerçekten şanslı ve farklı bir belediye. Çünkü kendi içerisinde de çalışanları açısından da pek çok değişimi yapmış bir belediye. Peki 2015'te Aykurt Nuhoğlu ile birlikte siz çalıştınız. Hı-hı. Yani onun yönetiminde çalıştınız. Şimdi 2019'da yerel seçimler sonrasında Şerdi Dara Odabaşı'yla da değişen bir takım noktalar var mı? Hala aynı çalışmaları aynı şekilde yürütüyor musunuz? Yani Şerdil Başkan'la seçim öncesi de görüşmüştük, seçimden sonra da görüştük. Kendisi zaten sık sık medyaya, televizyon programlarına çıktığında da sık sık Potlaç'ı destekleyeceğini, geliştireceğini ve büyüteceğini söylemişti, söz vermişti. Biz de yerel bir kadın örgütüyüz ve doğal olarak her zaman belediyeyle işbirliğimiz devam edecektir. İlkeli işbirlikleri yapmaya her zaman açığız. Az önce şeyi söylemeyi unuttum. Potlaç projesinde sadece bireysel kadın üreticiler yok. Kadın örgütleri de var. Hı hı. Kadın sivil toplum kuruluşları da katılıyor. Bu çok önemli. Evet, evet, onlara bir pozitif ayrımcılık da hatta tanınıyor. Normalde kadınlar belirli bir miktar, cüzi miktarda bir stand ücretiyle stand açıyorlar. Ama sivil toplum kuruluşlarından mesela stand ücreti alınmıyor. Fener Yolu Sabit Pazar diye bilinen bir yer vardı. Orası Aykurt Başkan zamanında yapılmaya başlandı ama yani çok yarım kalan şeyler vardı. Araya seçim girdi falan. Hı-hı. Şimdi Şerdi İdare Odabaşı Başkanımız da orayı bitirecek. Bize oradan iki tane büyük dükkan tahsis edildi. Hı-hı. Orada da doğal gıda satışının olduğu ve kafenin olduğu bir yeri kadınlar işletecekler. Diğer yerde de workshop alanı, sanat atölyeleri ve etkinlik alanı olarak kullanacağımız bir yer olacak. Dolayısıyla zaten protokolümüz Aykurt Başkan zamanında yapılan protokol Şerdi Başkan zamanında revize edildi ve belediyemizin desteği sürüyor. Bu açıdan da çok şanslıyız. Peki ona da geçeceğiz ama onun gölgesinde soralım. Özellikle Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim süreci, iki ayrı seçim sürecindeki çalışmalarında da üretime, yönetim ve istihdama kadınların katılımında çok daha geniş bir imkan sağlayacaklarını ifade etmişlerdi. CHP'li belediyelerden de bu beklenti acaba biraz da aşağıda mı tutuluyor, daha fazla mı adım gerekiyor sizce belediyeden hem istihdam açısından hem daha fazla üretim açısından? Örneğin siz kooperatifinizi daha da geliştirmek istiyorsunuz. 1000 kadından bahsettiniz, 2000 kadına kadar
devam edecek. Belki ileride çok farklı projeleriniz evet. var. Siz belediye ile birlikte belediyeye eleştirdiğiniz noktalar var mı bu açıdan? Daha fazlasına ihtiyaç var mı Kadıköy'den baktığımızda, Kadıköy Belediyesi'nden baktığımızda? Tabii ki karşılıklı olarak birbirimizi eleştirdiğimiz zamanlar oluyor. Yani olacaktır da. Her şey pürüzsüz gitmez ve hani kadın çalışmaları içerisinde, kadınlar zaten her zaman bir muhalif kesimdir. Doğası gereği kadın çalışmaları da öyledir. Ama biz her zaman hani uyumlu bir iletişim sağlayarak, iletişimle, uzlaşıyla önümüze çıkabilecek sorunlar olursa onu aşacağımıza inanıyoruz. O tartışmalar içerisinde belki çok sert çok tartışmalar olabilir. Çok büyük tartışmalarımız olmadı ya da geçimsizliğimiz olmadı. Onu ifade edeyim olumlu. Açıkçası. Evet, uyumlu bir şekilde gidiyor. Ama biz her şeyin çok güzel olacağına inanmıştık. Olduğunu düşünüyoruz, daha da olacak diye düşünüyoruz. Ekrem Başkan'la görüşmeyi de aslında çok istemiştik. Henüz görüşme talebimiz olmadı ama kendisinin vaatleri arasında kadın emeğini desteklemek var. Kadın istihdamını artırmak var. Nasıl bir talebiniz var? Biz şöyle, mesela gitme. Moda'da stand açabiliyoruz ama Kadıköy İskele İBB'ye ait. Yani İBB'ye ait, Büyükşehir'e ait parklar, bahçeler, yerler de var. Yani yeni stand açabileceğimiz, kadın emeğinin değerlendirilmesi için. Yani yeni pazar alanları da var. Belki önceki dönem başvurduğumuz zaman bunları alamıyor olabilirdik ama şimdi alabileceğimizi düşünüyoruz mesela. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de kendisine ait olan yerlerde kadınlar bir çalışma yapmak istediklerinde destekleyeceğine dair bir umudumuz var. Henüz kendisiyle görüşme girişimimiz olmadı ama olacak. Buradan ne zaman görüşürsünüz? En kısa zamanda, çünkü Şubat ayında kooperatifimiz kuruldu. 7 kurucu ortakla ve 10 kişilik bir ekiple. Dayanışma ve iletişim ağında 1200 kadın var ama bir taraftan moda pazar yeri de çok yoğun bir şekilde geçiyor. Onun dışında size bahsettiğim bütün çalışmalar aslında bugüne kadar belediye tarafından, belediyenin kendi çalışanlarıyla yürütülüyordu. Kooperatif girişimimiz de tabii ki her zaman destek oldu ve kooperatif girişimi olduğumuz zaman da belediyeyle çalıştık ama artık kooperatif olduk ve nihai amaç zaten kooperatifin kurulmasıydı ve belediye tarafından yürütülen pek çok şeyin artık kooperatife devri söz konusu. Bir devir süreci de olduğu yani için ortak şu an komisyon durumu da evet, devam ediyor. Ortadan kalkacak mı? O komisyon olur. Yani devam eder. İşbirliğimiz devam ettiği sürece. Peki siz İmamoğlu'yla görüştüğünüzde bunun mesela Büyükşehir Belediyesi için böyle örnek bir proje varsa bunu proje olarak, onlara öneri olarak tüm diğer belediyeler için sunmayı düşünür müsünüz mesela? Yani neden olmasın? Biz açıkçası her türlü işbirliğine açığız. Eğer kadın emeği değerlendirilecekse, kadın yoksulluğu azaltılacaksa, kadınların sosyal ve psikolojik güçlenmesine hizmet edecekse bu tür işbirliklerini hem kendi ilçemizde hem Büyükşehir'de açığız. Hani bizimle görüşmek isteyen, tartışmak isteyen, bizi örnek alan, hani bu işler nasıl yapılır, birlikte kafa yoralım diyen farklı kadın örgütleri olursa ya da belediyeler, yerel yönetimler olursa biz her zaman işbirliğine açığız zaten. Peki böyle bir atölyenin, böyle bir projenin ortaya çıkışı da aslında kadınların bir arada olmaktan aldığı güç, buna da ihtiyacı var kadınların. Çünkü sadece ekonomik anlamda sıkıntılar yaşanmıyor. Bunların hepsi birbiriyle bağlantılı sorunlar olarak şiddet de bunun bir parçası oluyor. Şiddet gören kadınlar için ve buna benzer istismar süreci tümünü kapsayan biçimde özel bir çalışmanız olacak mı? Onlara özel bir çağrınız, onlara ulaşmak için bir çabanız olacak mı ya da oluyor mu? İlerleyen süreçlerde olmasını istiyoruz açıkçası. Çünkü hani kadın hareketinin çok güzel bir sloganı vardır. Yani asla yalnız değilsin, yalnız yürümeyeceksin diye. Bir taraftan da bizim güzel bir atasözümüz var. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Bunların hepsini düşündüğümüzde kadın dayanışması gerçekten kadınları yaşatıyor. Yani şiddet gören yalnız bir kadının sonunu biliyoruz. Televizyonlarda ya da gazetelerin 3. sayfa haberlerinde görüyoruz. Maalesef ölümle sonuçlanıyor. Ama bir kadın şiddete uğradığında, sesini çıkardığında, başka kadınlar da ona destek olduğunda o hani küçük bir kar topu, bir çığ gibi oluyor. Yani pek çok kadına şiddet haberinde de görüyoruz. İşte şort giydi diye minibüste, otobüste tartaklanıyor. Ama o kadının yalnız olmadığını dava başladığında, hatta dava başlamadan sosyal medyada görebiliyoruz. Biz bunun bilincindeyiz.
Zaten hani toplumun en ezilen, en yoksul, en sömürülen kesimi kadınlar. Dolayısıyla kadın kooperatiflerinin amacı zaten hani bu. Bizim de kooperatifimizin misyonu, vizyonu ve kuruluş ilkeleriyle de çok zaten uyumlu ve bahsettiğiniz şeyler bizi de kapsıyor. Dolayısıyla ve amaçlarımızdan ve hedeflerimizden birisi zaten bu. İlerleyen çalışmalarımız içerisinde, ilerleyen zamanlarda yapacağımız çalışmalar içerisinde tabii ki şiddet mağduru kadınlarda olur. Peki. Son olarak Ekrem İmamoğlu'yla bir görüşmeniz olacak. Öyle ifade ettiniz ama umudunuz da yüksek tabii. Evet. Hedeften dolayı, şimdiye kadarki vaatlerden dolayı. Ama merak ettiğim şu, İBB'nin daha önce ki durumlarda alanınızı daraltma veya izin vermeme gibi durumları oldu mu? Açıkçası öyle bir başvurumuz olmadı çünkü kooperatifimiz o zaman kurulmamıştı. Ama daha önce şey duyuyorduk, yani özellikle kadınlar tarafından yani bir şeyler talep edildiğinde hani onun karşılanması konusunda bir takım sıkıntılar olduğunu, ama bir taraftan şey, haksızlık da yapmamak gerekir gerçi. Yani Üsküdar, Ümraniye gibi AK Partili ilçelerinde, belediyelerinde bize benzer kadın çalışmaları yaptığını biliyoruz. Yani kadın emeği pazarları olduğunu biliyoruz. Biz zaten kadın çalışmaları aslında siyasetler üstü bir şeydir. Yani bizim tek siyasetimiz kadınların lehinedir, kadın haklarıdır. O yüzden de hani fark etmiyor açıkçası. Yani kadınlar lehine kim olumlu bir şey yapıyorsa, kim adım atıyorsa biz onunla her zaman görüşmeye açığız. Bir taraftan hani bir şeyler yapmaya çalışırken diğer tarafı da görmemek biraz haksızlık yapmak olur. Dolayısıyla bizim çalışmalarımız tüm kadın çalışmalarında olduğu gibi siyasetler üstüdür. Biz her zaman kadınların haklarını ve menfaatlerini gözetiriz. Dolayısıyla kadın dostu olan, kadınların haklarını koruyan ve kadınların menfaatleri için çalışan yerel yönetimlere ve siyasetlere de sıcak bakarız tabii ki. Kadın çalışmaları açısından siz anladığım kadarıyla kendi çalışmalarınıza odaklanmışsınız. Çalışmalar da hızlıca ilerleyecek. Belediyelerde bu konuda aslında çok fazla seçenekleri olmadığını gösteren bir söyleşi oldu sizinle yaptığımız. Yani kadınların yaptığı bu çalışmaları desteklemek dışında çok bir seçenekleri kalmıyor belediyelere. Yani, bakalım önümüzdeki süreçte ne olacak? Evet. Buyurun. Çünkü kadınlar önemli oy potansiyeli bir taraftan. Kadınların daha çok siyasette yer alması lazım. Ve bu da mesela dikkatimizi çekiyor. Biz bir taraftan bir kadın kooperatifiyiz, kadın emeğiyle ilgili çalışıyoruz ama kadın haklarının tabii ki siyasette yer alacak kadınlar da aynen, yani, çıkacak. Aynen, şimdi kadın haklarının bütününe bakıyoruz. Yani bizim mesela Kadıköy Belediyesi kadın çalışan oranının en yüksek olduğu ilçelerden birisiydi. Dolayısıyla kadınları ilgilendiren farklı farklı alanlarda siyasetten sanata, spora, kültüre, sosyal yaşama kadar kadınlar lehine ne yapılıyorsa tabii ki bu da bizim takibimizde. Peki, çok teşekkür ederiz Özlem Hanım. Ederiz. Şimdi Potlaç Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifini biraz öncesinden ele aldık, kooperatifleşme süreciyle birlikte. Tabii amacımız hem bu kooperatif sürecini Kadıköy Belediyesi'ndeki kadınlar ve Potlaç girişiminden kadınların bu çalışmasını yansıtabilmek, hem de Türkiye genelinde üretimde, istihdamda yer almayan ve bunun önü aslında kesilen kadınlar açısından da bu örnek projeyi belki tanıtabilmekti. Şimdi kooperatif gönüllülerinden Zeynur Çiftçi Köse bizimle birlikte yanımızda, onunla devam ediyoruz programımıza. Zeynur Hanım, merhabalar. Merhaba. Siz de kooperatifin gönüllülerindensiniz. Uzun zamandır bu çalışmanın içerisindesiniz. Ama aynı zamanda da hikayenizle birlikte bu dayanışmaya sadece ihtiyaç duymak değil, dayanışmayla birlikte var olmak ve kadınların da var olmasına bir katkı sunmak için bu kooperatifin içindesiniz. Sizin ve tüm diğer kadınların tabii burada olmasının her birinin ayrı bir anlamı var. Aynen. Özlem Hanım'ın da burada olmasının bir anlamı olduğu gibi sizin de başka bir katkınız var. Size katkısı neydi bu projenin ve sizin bu projeye katkınız ne oldu? Nasıl bir süreçte böyle bir projeyle buluşmanız gerçekleşti? Şimdi ilk başta ben bu projeyi ilk duyduğum zaman Yalova'da yaşıyordum. Kurumsal bir firmada çalışıyordum. Hı-hı.
bir takım siyasi olaylardan dolayı işten çıkarıldım. Sebep olarak o gösterilmese de bir mobbing karşılığında işten çıkarıldım. İşsiz kaldım. Çok küçük bir yer olduğu için orada iş bulamadım. Sonrasında doğma büyüme bu arada Fikirtepe'liyim. Kadıköy sürekli takibimde. Hem belediyenin etkinliklerini hem buradaki arkadaşlarımdan dolayı tüm süreci takip ediyorum uzaktan da olsa. Kadıköy'de yerleşik olarak yaşamadığım için projeye ilk başta başvuramadım. İlk kurulduğundan itibaren haberim var, takip ediyordum. Nereden duymuştunuz, nereden haberiniz olmuştu? İçindeyim, yani arkadaşlarım var, ailem burada. Sürekli sosyal medya olsun, hep takibimdeydi. Bir de yıllarca ben hep zaten, yani benim ilk eşim astsubaydı ve tayin oluyorduk. Sürekli farklı illerde yaşamak durumundaydık. İş bulamıyordunuz. Yani bir kadın olarak o kadar zor bir şey ki eşinizin eline bakmak ya da onun vereceği miktarda yaşamak, kısıtlanmak. O yüzden evde sürekli böyle doğuda, İç Anadolu'da yaşarken kendi imkanlarımla bir şeyler yapıyordum. Yani takı, çanta, bunun gibi şeyler yapıp satıp bir şekilde kendime kazanç elde ediyordum. O yüzden normal şartlarda hayatımda, yani iş hayatım hep devam etse de o benim hayatımda hep vardı. Hep yapıyordum bunu. Çocukluğumdan gelen bir şeydi bu benim. Sonra tabii projeyi duyduktan sonra dahil olamayacağımı anlayınca da çok üzülmüştüm. İşsiz kaldıktan sonra tekrardan İstanbul'a geldim. Burada iş buldum. İlk eşim hemen zaten buraya başvurmak oldu. Ondan sonra tabii kısa bir süre, yani yaklaşık bir sene, bir buçuk sene kadar bir iş hayatım yine sonlandı. Artık dedim ki tamam, ben tamamen bu işte neden gönüllü olarak... Neden sonlandı iş hayatınız? Yani bu süreçler de önemli, tek başınıza olmadığınız için. Şimdi şöyle... Yani çok örnekleri var bu anlamda. Evet, o ilkinde zaten Yalova'daki dediğim gibi siyasi bir durum oluştu. Buradaki şeyle ilgiliydi, tamamen yönetimle alakalıydı. Firma kapandı, yeni bir firma oluşumuna girdiler ve ben yönetimle ilgili uyuşamadım, anlaşamadım. Karşılıklı istemedik birbirimizi, öyle söyleyelim. Sonrasında zaten isteseniz de iş bulamıyorsunuz. Hani o kadar emekli olmak için çok genç görünüyorsunuz devlete göre. Ama çalışmak için de çok yaşlı görünüyorsunuz. İş bulamıyorsa size bu ülkede artık yapabilecek hiçbir şeyiniz yok. Tek umudunuz sizin evde ürettiğiniz şeylere kalıyor. Bu süreçte aynı zamanda bir boşanma sürecinizle mi gerçekleşti? Boşanmam şöyle, 14 sene önce boşandım ben. Sonra 8 yıl önce de bir başka evlilik yaptım. Büyük oğlum babasıyla yaşıyor. Küçüğüm, yani 14 yaşında oğlum, küçüğüm. O benimle yaşıyor. Burada eşim, ben ve oğlum ve köpeğim ve kedim, sokak köpeği, sokak kedisi, onlarla birlikte yaşıyorum. Yani şimdi Kadıköy biraz daha İstanbul açısından, İstanbul'un çok daha fazla yoksul semtleri olduğu için özellikle belirtiyorum, rahat yaşanabilir, rahat yaşayan insanların olduğu bir semttir. Siz de mesela eşinizle, çocuğunuzla, kedinizle, köpeğinizle Kadıköy'de yaşıyorsunuz. Evet. Böyle bir projenin içindesiniz, evet. Ama işler sadece bundan ibaret değil. Değil mi? Ki, yani bir taraftan da çoğu kadının belki yaşadığı, çok da fazla paylaşmak istemediği şiddet sürecinden siz de geçtiniz. Ve bu süreçte hiçbir şey gülistanlık değildi. Ve belli bir noktada siz kendinizi keşfederek bu dayanışmayla başka bir yaşam tarzını, kendinizi de başka bir kişi olarak oturttunuz. Şimdi evet, ilk evliliğim süresince gördüğüm şiddetten dolayı ben orada hep kendimi yalnız hissederdim. O yaşadıklarımın içerisinde sadece bu benim başıma geldi zannederdim. Ve derdim ki, hiç unutmuyorum, lojmanda bir bayan arkadaşım bana lahetten, hani çok sohbet sırasında söylediği bir söz beni aslında bir yerde de uyandırdı. Dayak yiyen kadın aptaldır dedi bana. Oturdum çok düşündüm, dedim ki gerçekten aptal olduğum için mi ben bunları yaşıyorum? Yoksa herkes hani aptalı mı oynuyor? Ya da hiç kimse hani yaşamıyor da tek ben mi yaşıyorum?
çok bunun çok mücadelesini verdim kendi iç dünyamda. Bir şeyler yapmalıyım. Yani ne yapmalıyım, ne yapmalıyım? Ben kendimce bir araştırma yaptım. Neden kadınlar şiddet görür? Neden şiddete maruz kalır? Erkekler neden dövmek, neden şiddetle karşılık verir? Sadece bedene uygulanan şiddet değildi aslında. Yani sözlü şiddet. Benim ruhuma o kadar büyük şiddetler uygulandı ki bedenimdeki şiddeti hissetmiyordum bile yani. Anlamıyordum bile. Ben bunları ailem doğu kökenli bir ailenin kızıyım ben. Bizde hep şu vardı. Bu evden gelinliğinle çıktıysan kefenine geri döneceksin vardı. Hep o benim kafamda. Yani ben evet ben istedim. Ben yaptım. Tercihlerim benimdi. Eğer bunu geri dönersem aileme bunu nasıl yansıtacağım? Ailem kabul etmeyecek. O zaman böyle çok destek de yok. Hiçbir şey de yok. Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Sonra kendimce araştırmalar, internetin var olması, hayat bir şekilde akışı devam etmesi. Sonra öğrendiğimde aslında ben tek değilmişim. Birçok kadın şiddete mağdur oluyormuş. Bunlarla nasıl hani bir araya gelebilirim, ne yapabilirim, ne yapabilirim diye. Yaptığım üretimleri de bir şekilde hayatımı idame ettirmem gerekiyor. Yaşamam lazım. Ve benim ekonomik şiddet de zaten bu işin o çok apayrı bir şey zaten. Ve ben gerçekten çok kazanmalıyım ki çok kadına dokunabilmeliyim aslında. İki tane oğlum var benim. Bir de erkek yetiştiriyorum bu topluma düşünün. Ki benim gibi bir kadının yetiştirdiği erkekler de yani çok sağlıklı olmayabiliyor. Her ne kadar bunu verseniz de, söyleseniz de tam erkeğin... Tersi değil midir? Değil, değil. Anatomisinde var ya da babadan gördüğüm modeller var. Toplumun vermiş olduğu bir dayatma var. O çok önemli. Çocuklarınıza ne kadar ne anlatırsanız anlatın, yaşadığınızı gösterin, hiçbir şekilde algılamıyor, anlamıyor ya da işine ne gelirse öyle. Erkek çocuğu çok başka bir şey gerçekten. O yüzden dedim ki evet sen burada yalnızsın ve senin gibi olan kadınları bulup bir şekilde onlara dokunmalısın. Bu projeye o şekilde dahil oldum ben. Dedim ki kadın dayanışmasıysa, ben yalnız değilim o zaman. Birçok kadın var ve burada ben kendim gibi yaşayan, belki benden daha kötü şeyler yaşayan birçok kadına da dokunabileceğim. Peki öyle mi oldu? Oldu. Gerçekten öyle oldu. Öncesinde aslında şöyle bir şey oldu. Boşanma dönemimde ben çok ağır şeyler yaşadım. Bu süreci atlatırken ruhsal bir bunalıma girdim. Ve sağlıklı bir anne, toplumda sağlıklı bir kadın olabilmek için, ayaklarının üzerinde durabilmem için bu süre zarfında tedavi olmak istedim ve bir hastanede 10 gün kadar bir yatmışlığım oldu. O tedavi süresinde aslında orası beni biraz da tetikledi. Bizim her gün bir saat terapi zamanımız vardı. Normal tedavi süresince bir saatlik bir molamız olurdu. Örgü ördürürlerdi bize ya da el işi, el emeği, bir şeyler yaptırırlardı. O kadar iyi gelirdi ki ben oradaki kadınların ne kadar mutlu olduğunu gördüm. Düşünsenize bir sürü yoğun ilaçlar alıyorsunuz. Bilinciniz yerinizde değil, bedeniniz kontrolsüz hareket ediyor. Ve orada örgü örerek kendinizi tedavi ediyorsunuz, mutlu oluyorsunuz. Orası bir aydınlanmama neden oldu benim. Sonrasında ben bu projeyi zaten dediğim gibi hani Kadıköy'ü falan takip ettiğim için projenin amacını duyduğum zaman evet dedim işte burası. Oradan ben kendimi kopardıktan sonra ben bu projeye dahil olmalıyım dedim. Şartlar yerine geldikten sonra Kadıköy'e ikamet etmeye başladıktan sonra geldiniz, o iş hayatım geldikten sonra. Onlarla tanışmak istediniz, evet, buluşmak istediniz. Direkt şimdi geldim. O, böyle kadınlar açısından o adımları bir şey yapalım. Çok detaylara girmemiştim. Direkt ben bunları yapıyorum. İşsizim ve geçinmek istiyorum. Evet, ben bu şekilde bu projeye dahil olmak istiyorum dedim. Onlar da kabul ettiler sağ olsun. Ondan sonra ben ilk başta tezgahlarla başladım modada. Orası benim için çok önemlidir o yüzden. Gönüllü çalışmak istememin sebebi de odur. Bir sürü kadınlar var orada. Hepsinin bir hikayesi var. Ben dinliyorum. Dinledikten sonra kendimi anlatıyorum. Onlar beni dinliyor. Hangimizin acısı daha yüksek, hangimizin acısı daha büyük demeye başladık. Birbirimize dokunmaya başladık. Çok hoşuma gitti.
Ben hiç ummazdım. Yani düşünsenize, yani ailenizden size destek veren, size soran, size sahip çıkan hiç kimse yokken, hiç tanımadığınız bir kadın sizin derdinizi dinliyor, derdinize ortak oluyor, çok üzülüyor. Eve gidince uyuyamıyor ve ertesi günü sizi arıyor, diyor ki benim içimi yaktın. Ben sana nasıl dokunabilirim? Kadınların kız kardeşlik dediği ne aslında anlatıyorsunuz? Yani kız kardeşlik. Kız kardeş olur, anne olur, abla olur, ya arkadaş olur, dost olur. Çok başka bir duygu. Yani onu size gerçekten nasıl anlatırım bilmiyorum ama yaşadığım, ben de kadın olduğum için rahat anlatırsınız. Yaşadığım şey çok çok güzeldi. Ben dedim ki işsizim, eşim rahatsız çalışamıyor, işsiz. Çok zor bir dönemden geçiyorum, çocuklar okuyor falan filan. Bu arada dediğim gibi sokak hayvanlarına da yapmak istediğim şeyleri yapmaya çalışıyorum gücümün yettiği kadar. Böyle anlatırken ne yaparım, nasıl yaparım, elimde malzemem yok. Bu kadar, o kadar komik bir tezgah açtım ki herkes bana böyle seferber oldu. Hepsi bana, benim gelip tezgahımı düzenledi. Düşünsenize, normal şartlarda ben onların aslında rakibiyim. Çünkü orada hepimiz stand açıyoruz. Hepimiz bir satış derdindeyiz, para kazanmanın derdindeyiz. Benim standım o kadar zayıf ve ben satış yapamadım diye benim için üzülüp benim standımı düzeltmeye geldiler. Birisi bir şeysini getirip oraya bir süs olarak koydu. Birisi bir eşyasını koydu. Birisi örtüsünü değiştirdi. İşte şeklini değiştirdi. Çok acemiyim çünkü bilmiyorum. Ben sadece üretmesini biliyorum. Hani satmasını bilmediğim için. Birisi benim yerime satış yaptı. Sonra tezgahlardan sonra beni arayıp elimizde bizim bu kadar malzemeler var. Ve ben senin işine yarayacağını düşünüyorum, üretebileceğini düşünüyorum. Bunu seninle paylaşmak istiyorum diyen kadınlar oldu. Ben bu duyguyu bu projede yaşadığım zaman çok gurur duydum. Yani çok mutlu oldum. İnanılmaz güzel bir şeydi. Ve dedim ki evet doğru yerdesin. İlk defa doğru bir hani yer tutturdun. Onun üzerine dedim ki evet Zeynur sen de bunu yapabilirsin. Sana nasıl yaptılarsa sen de onlara karşılık verebilirsin. O yüzden gönüllü olarak bu projede çalışıyorum. Bu projede devam ediyorsunuz. Yani tabii bir eve kapatılmak istenen kadınlar ve bir taraftan da buna karşı çıkıp üretimde sokakta, faaliyette kadınlarla bir arada olan bir kadın ortaya çıkıyor bu dayanışmayla birlikte. Evet, bu çok önemli. Yani sizin aslında siz birçok anlatılan şeyin örneği olarak somut biçimde karşımızda duruyorsunuz. Evet. Ve gerçekten kadınlar açısından da önemli bir durum teşkil ediyor bu. Kesinlikle. Yani şöyle söyleyeyim. Yaşadıklarımın, tecrübelerimin yanı sıra yaşadığım semtte de aynı şekilde bundan daha kötü hayatı olan ama dile getiremeyen, gizli kalan şeyler var. Ben çok iyi hatırlarım. Çocukken mesela pencereyi açıp perdenin yerinden oynadığı için dayak yiyen kadınlar bilirim ben mesela. Kaçamazlardı. Yani hiçbir şey yapamazlardı. Ben onların yaptıkları gizli gizli, çocuktum o zaman, gizli gizli giderdim. Onların yaptıkları böyle küçük küçük tesbihler olurdu ya da küçük böyle tülbent kenarları, tülbentler olurdu, patikler olurdu. Onları alır gider satar paralarını onlara götürdüm ki güçlensinler diye. Çocuk aklı, hani o zamandan bile bende bir şeyler varmış demek ki. Peki şu önemli, yani siz bunca çaba gösterdiniz bu zamana kadar ayakta durabilmek için, bir şeyler üretebilmek için, kendi paranızı kazanabilmek için ve aslında kimseden para istememek için. Aynen. Yani bu çok önemli bir şey. Bunu yapabilmek için bile bu kadar çaba gösterdiniz. Şimdi gelinen noktada Özlem Hanım'ın bir ifadesi vardı. Daha önce açtıkları 9 dükkan şimdi 2 dükkana düşmüş. Dükkan. Bu süreçte bu yerel seçim sürecinde değişen bir şey mi oldu? Hala şimdi, bazı şeyler için çaba göstermek kadınlar için hiç bitmiyor mu bunun mücadelesi? Bitmiyor. Hayır, bitmiyor. Yani istedikleri kadar hani hep şey olsunlar, aynı tarafta olsunlar, aynı partiden olsunlar hiç fark etmiyor. Ama kişiler değiştikten sonra, zihniyetler değiştikten sonra her şey değişebiliyor. İlk başkanın vermiş olduğu, Aykut Başkan'ın vermiş olduğu sözleşmemizde de var bu. 9 dükkandı. Biz onu 7 dükkan işlev olarak, diğerlerini personel odası veya bir ofis olarak kullanabileceğimiz için 7 dükkan üzerinde işletme planını yapmıştık. Fakat seçimlerden sonra yeni gelen başkan bunu uygun görmedi. İki dükkana düşürdü. Revize edildi sözleşme.
Onun üzerine iki dükkanla ilerlemeyi düşünüyoruz. Aslında evet 9 dükkan olmuş olsaydı gerçekten bizim şeylerimiz çok farklı olacaktı. Planlarımız daha çok kadına ulaşabilecektik. Daha çok büyük alan yerimiz olacaktı. Bir kere her şeyden önce hazır mutfağımız olacaktı orada. Hı hı. Kadınlar oraya gelip hiçbir şey, yani herkes örgü örmek ya da ne bileyim takı tak yapmak ya da seramik yapmak gibi bir yeteneğe sahip olmak zorunda değil. Yemek yapan kadınlarımız da var. Yani evde bütün gün yemek yapıp ama bunun hani değeri bilinmeyen kadınlarımız da var. Orada gelip yemeklerini yapıp belki satışını yapabilecektik, belki sipariş olacaktı. Tabii bunlar ikiye düşünce o projeler tekrardan revize edildi. Şimdi son olarak size öncelikle talebiniz nedir? Bugün belediyeden sizin bu çalışmalarınızla birlikte onlardan da görmek istediğiniz adımlar neler? Öncelikle bunu sormak istiyorum. Bir ikincisi de siz bunca çaba gösterdiniz. Sizin gibi çaba gösteren kadınlar da var. Onlar adına sizin bir mesajınız olur mu sizi izleyen kadınlara? Elbette olur. Ben ilk başlarda hep böyle sustum, utandım, sıkıldım, korktum. Sadece kadınlara şunu söylemek istiyorum. Gerçekten korkmasınlar, susmasınlar. Yani en azından yaptığı ürünlerle konuşsunlar, konuştursunlar o ürünleri. Düşüncelerini, yaşadıkları ruhani durumlarını hepsini emeklerine de yansıtabilirler. İnanın bunu gören, inanan ve anlayan insanlar da var. Yani yalnız değiller, bunu hissetmelerini istiyorum her şeyden önce. Belediyeden beklentim şu tabii ki var. Şiddetin ya da kadının hiçbir siyasi durumu, duruşu olmamalı. Kadın kadındır. Şiddet kötü bir şeydir. O yüzden sadece dediğim gibi bedene yapılan şiddet hani belki gelip geçebilir ama ruha yapılan şiddet çok büyük. Onun iyileştirilmesi gerçekten çok zor. Lütfen kadınlarına sahip çıksınlar. Yani kendi semtlerindeki, çevresindeki sadece semt olarak düşünmeyin. Tüm hani yapı uzanabildiğiniz her kadına aslında sahip çıkılsın ve desteklesinler. Kadınları desteklesinler. Artık şu pozitif ayrımcılık diye farklı bakış açılarını değiştirsinler ve gerçekten olsunlar, yani pozitif ayrımcı olsunlar. Yapsınlar bunu. Tek beklentim bu. Peki, çok teşekkür ediyorum ben size. Ben teşekkür ederim. Çalışmalarınızı da takip edeceğiz. Başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Takipçisi olacağımızı da tekrar ifade ediyoruz. Potlaç Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinden kadınlarla birlikteydik. Kooperatifin şu anki kooperatifin kurucu ortağı Özlem Bilgili bizimle birlikteydi ve yine kooperatifin gönüllerinden Zeynur Çiftçi Köse ile de konuştuk, sohbet ettik. Belki birçok nokta açısından bir belediyenin bünyesinde oluşan bu kooperatif, bu kadın dayanışma ağının örnek olacağını, örnek teşkil edeceğini düşünüyoruz. Belki bu tip projelerin de İstanbul Büyükşehir Belediyesi açısından daha yaygın bir biçimde önümüzdeki dönemlerde birçok belediyede faaliyete sunulacağını umuyoruz. Bu projenin de tabii Kadıköy Belediyesi açısından gelişmesi hedefini kadınlar dile getirdiler. Bugün programımızda Mor Gündem'i bu hafta bu konuya ayırmıştık. Haftaya Cuma günü yine aynı saatte 18'de Artı TV ekranlarında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.